Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 2. dönemi full tekrar ediyoruz arkadaşlar. Baştan sona ne var ne yok neler çalıştık hepsini şöyle bir gözden geçireceğiz hep birlikte. Hangi konular varmış neler öğreneceğiz daha doğrusu neler öğrendik neler tekrar edeceğiz şimdi. Onlar üzerine şöyle bir konuşalım bakalım. Arkadaşlar 3 tane temel ünitemiz vardı. 2. döneme ait kimyasal türler arası etkileşimler, maddenin halleri ve doğa ve kimya olmak üzere kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin bir kısmı tabi birinci döneme dahil ama biz baştan sona şöyle güzelce bir tekrar edelim istedik. Kimyasal türlerle başlıyor arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması demiştik. Sonrasında güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler şeklinde iki ana başlığı detaylarıyla incelemiştik. Ardından da maddedeki değişimler diyerek fiziksel ve kimyasal değişimler üzerine konuşmuştuk. Ardından maddenin halleri dedik. Maddenin fiziksel halleri üzerine konuştuk. Endüstrideki bazı hal değişimlerinden bahsettik. Sonrasında katıları, katı türleri şeklinde değerlendirdik. Sıvıları viskozite, buharlaşma, kaynama, denge buhar basıncı, buharlaşma hızı ve kaynama noktası şeklinde değerlendirdik. Ardından gazları ve plazmaları ...değerlendirdik, bunların üzerine konuştuk. Son olarak da doğa ve kimya ünitesi, su ve hayat ve çemre kimyası olmak üzere... ...iki bölümde e, temel olarak incelemeye aldık. Peki hangi çalışmaları yapmıştık bu süreç boyunca? Tabii ki sıfırdan dokuza kimya kitabı üzerine çalıştık. Bunun üzerine ödevlendirmeler yaptık. Hala daha ödevini tamamlamayanlar varsa... ...önünde fırsat var, zaman var. Bir an önce arkadaşlar ödevlerimizi yapıyoruz konu olarak nereden nereye sorumlu olacağız nereleri tekrar edeceğiz onlardan bahsedelim 112. sayfadan başlıyor kimyasal türler arası etkileşimler ünitesi ta ki sonrasında maddenin halleri ünitesi ve doğa ve kimya ünitesi 218'e kadar devam ediyor peki kitabımızda neler vardı şöyle bir tekrar birlikte bakalım arkadaşlar her kitap sayfada başta sol tarafta konu anlatımı sağ tarafta burada anlatılan konuyla ilgili sorular var. Çözemediğimiz bir şey varsa bile hemen çat diye buradan dönüp öğreniyoruz, eksiklerimizi gideriyoruz. Her sayfada bu tekrar ediyor ve her bölüm bittiğinde bir tarama testi bizim karşımıza çıkıyor. O bölümde öğrendiklerimizle alakalı. Ardından her ünitenin sonunda da yine tabii ki bir bölüm bittiği için tarama testleri karşımıza çıkıyor. Ve bu tarama testlerinden sonra da bölüm bittiği için ünite bittiği için ünite ile ilgili sorular karşımıza geliyor test geç testleri karşımıza geliyor diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru var arkadaşlar hemen gidiyoruz kare kod sayesinde video çözümünden bütün eksiklerimizi gideriyoruz bakın bu kitabı bitirmeyenler bir an önce müdahale etsinler bitirsinler ve bir diğer ödev kitabımız da dinamo kimya kitabıydı yine aynı şekilde arkadaşlar buradan da ödevlerini yapmayan arkadaşlarım bir an önce e, tekrarı da yaptığımız için artık hazır durumdalar bitirmeleri çok önemli olacak 101. sayfadan buradaki ödevlerimiz başlıyordu ta ki 216. sayfaya kadar çalışılmamış çözülmemiş yer bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar tekrar edeyim 101. sayfadan ödevimiz başlıyor kitabın sonuna kadar çalışıyoruz. Bu kitabımız nasıldı peki? Şöyle hatırlayalım tekrardan. Burada da her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek var. Ardından da burada çözülen soruyla ilgili dört tane soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Her sayfada bu tekrar edecek ve bölüm sorunlarında bölüm testleri karşımıza çıkacak. Ta ki üniteyi tamamlayana kadar ünite tamamlandıktan sonra ne geliyor peki karşımıza? Yine tabii ki bölüm testimiz ardından tarama testlerimiz sonrasında ünite tekrar testlerimiz Ardından fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testimiz. Sonrasında ÖSYM tarzı sorular ve son olarak da yazılı tipinde sorularla bizi güzelce konularımıza hazırlıyor. Yine kare kod burada da var. Video çözümlerinden bütün eksiklerimizi giderebiliriz. Ödevlerimizi bir an önce tamamlayalım. O zaman zaman kaybetmeyelim ve haydi dalalım bakalım. İlk olarak arkadaşlar kimyasal türlerden bahsetmiştik ve kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmıştık. Peki nelerdi bu kimyasal türler? Üç türü ayrılıyor demiştik. Temelde atom, molekül ve iyon olmak üzere üç türümüz vardı. Atomlar elementleri oluşturan temel taneciklerdi. İşte metaller, yarı metaller ve soygazlar gazlar. E, tamamen atomik yapıda bulunuyorlardı. Dolayısıyla bunları oluşturan temel tanecikler. Moleküle geldiğimiz zaman bu defa da kovalent bağlı bileşiklerin veya e, kovalent bağlı element yapılarının temelini oluşturan tanecikler moleküllerdi. Nötraldeki atom gruplarına biz molekül diyorduk. Temelden olması gerekiyor. Elektron ortaklaşa kullanımına dayanan bir e, bütünlük oluşturmaları gerekiyor. Burada hidrojen mesela bir element molekülüydü. Aynı tür atomlardan oluşuyorsa bunu element molekülü olarak değerlendiriyorduk. Farklı tür atomlardan oluşan bir molekül yapısıysa amonyak veya glikoz gibi bir yapıysa bunları da bileşik molekülü olarak isimlendiriyorduk, değerlendiriyorduk. İyona gelecek olursak bu da maddeyi oluşturan yüklü temel taneciklerdi arkadaşlar. Artı yüklüyse yani elektron alışverişi sonucu oluşan yüklü tanecikler oldukları için bunlar elektron vererek oluşmuşsa katyon, elektron alarak oluşmuşsa yani negatif yüklüyse anyon olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla burada sodyum pozitif yüklü. Dolayısıyla dışarıya elektron vererek bu hale gelmiştir. O zaman bir katyondur. Flor ve sülfat ise dışarıdan elektron alarak negatif yüklere geldiği için anyonlara örnek olarak verilebilir. Burada yükün artı 1, artı 2, artı 3 olması veya eksi 1, eksi 2 olması bir şey değiştirmiyor. Artı ise katyon, eksi ise anyondur demiştik. Burada atomik iyon veya kök iyon kavramları da karşımıza çıkacak. Mesela sülfat. Burada arkadaşlar bir kükürt dört tane oksijenin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yani bir atom grubunun oluşturduğu iyon yapısı dolayısıyla kök iyon olarak isimlendirebiliyorduk. Diğerleri ise tek atomun iyonlaşması sonucu oluştuğu için atomik iyon olarak değerlendirebiliyorduk. Etkileşimlere gelecek olursak. Etkileşimleri iki başlıkta inceledik. Dedik ki güçlü veya zayıf etkileşimler olabilir. Güçlü etkileşimler aynı zamanda kimyasal bağlar olarak da isimlendiriliyordu arkadaşlar. Yani bir bağ güçlü bir bağsa bu onun kimyasal olduğunu kanıtlıyordu bize. Zayıf etkileşimleri ise fiziksel bağlar ya da fiziksel etkileşimler olarak değerlendirebiliyordu. Bir diğer tanımıyla molekül içi bağlar veya moleküller arası bağlar olarak bunları yine aynı şekilde değerlendirebiliyorduk. Şimdi güçlü etkileşimleri de 3 alt başlığı ayırdık. Dedik ki iyonik, kovalent veya metalik bağdan bahsedebiliriz. İyonik bağ metallerle metaller arasında oluşan bileşikleri e, tamamlayan bağlardı. Bu atomlar arasında oluşuyor. Kovalent bağ ametaller arasında oluşan ve molekül yapılarının temelinde yer alan bağ türüydü. Metalik bağ gelince de metal atomlarını bir arada tutan bağ türüydü. Zayıf etkileşimleri de iki başlıkta inceledik. Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olmak üzere. Hidrojen bağları burada çok daha özel bir bağ türüydü ve zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olarak değerlendirmiştik. Van der Waals kuvvetlerine gelince de burada e, temelde dipol, indüklenmiş dipol ve iyon kavramları ortaya çıkıyor. Bunlar arasındaki Kombinasyonlar aslında bize van der Waals kuvvetlerini getiriyordu. Neler olabilir? Dipol-dipol olabilir, indüklenmiş dipol etkileşimleri olabilir veya iyon-dipol etkileşimleri olabilir demiştik. İndüklenmiş dipol etkileşimlerine de dipol-indüklenmiş dipol, iyon-indüklenmiş dipol, dipol veya London çekim kuvvetlerini örnek olarak verebiliyorduk. Dolayısıyla van der Waals kuvvetlerinin 5 alt başlığı vardır aslında. Dipol-dipol, iyon-dipol, dipol-indüklenmiş dipol, dipol İyon'un dükülenmiş dipol ve London olmak üzere. Etkileşimlerin sınıflandırmasında bu şekilde yaptığımıza göre artık iyonik bağdan bahsetmeye başlayabiliriz. Yani güçlü etkileşimlerin ilk üyesi. Nasıl tanımlamıştık iyonik bağ? Demiştik ki metal ve metal atomları arasında oluşan etkileşimdir. Kimyasal bağ türüdür. Peki metallerle ametaller arasında nasıl oluşuyor bu bağ? Öncelikle metal atomları elektron vermeye meyilli olan taneciklerdir. Ametal atomları ise elektron almak isteyen, elektronla karşı ilgisi daha yüksek olan atom türleriydi. Dolayısıyla metaller elektronlarını götürüp anyonlara veriyorlardı. Oktet veya dublet kuralına uygun davranışa geçebilmek için. Dolayısıyla metaller elektronlarını verdiği için katyon yapılarını oluşturuyorlardı. Ametaller ise dışarıdan elektron aldıkları için anyon haline geliyorlardı. Bu şekilde de aralarında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine biz iyonik bağ adını veriyorduk. Yani iyonik bağ aslında metal ametal atomları arasında oluşan bağdan ziyade katyon ve anyonlar arasında oluşan bağ şeklinde tanımlamak daha doğru olacaktır. En 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 doğrusu ise zıt yüklü iyonlar arasındaki yani anyonlar ve katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir şeklinde tanılamamız daha da doğru olacaktır. Peki iyonik bağda Lewis gösterimlerinden bahsetmiştik. Bunların Lewis yapılarını açıklamıştık. Aslında e, bileşiğin özellikleri ilgili en temel durumu bize veren şey bu Lewis yapıları oluyordu. Nasıl tanımlıyorduk peki Lewis yapıları nasıl oluşturuyorduk? Mesela sodyum klorür bileşiğinden bahsediyorsak sodyum bir A grubu elementi olduğu için artı bir yüklü olmak istiyordu. Yani bir tane elektron vererek bileşik yapısına girmek istiyordu. Klor ise bir 7 A grubu elementi olduğu için oktetine uygun davranışa geçmek için dışarıdan bir tane elektron almak istiyordu. Dolayısıyla sodyum ve klor atomları Aynı ortama geldikleri zaman sodyum götürüyor bu elektronunu fazladan olan bir elektronunu o noktete tamamlamasını sağlayacak elektronu klor'a veriyordu. Dolayısıyla sodyum artı bir yüklü hale geliyordu. Klor ise dışarıdan aldığı bu elektron sayesinde oktetini tamamlar duruma geliyordu. Yani 8 elektrona tamamlıyordu son katmanını. Böylece eksi bir yüklü hale geliyordu. İşte dolayısıyla klor için köşeli parantezde elektronları yerine yazarak üzerine de eksi işaretini göstererek bunun lewis sembolünü belirtebiliriz. Eksi bir yüklü hale geldiğini gösteririz. İşte bu artı bir yüklü ile eksi bir yüklü arasındaki çekim kuvvetine de biz iyonik bağ adını veriyorduk lewis gösterimini de bu şekilde yapıyorduk veya şöyle de yapabiliriz. Sodyum 1A grubu elementi dolayısıyla şöyle bir tane noktası vardı. Klor'a geldiğimiz zaman 7A grubu elementi olduğu için değerlik elektron sayısı 7, 7 dolayısıyla 7 tane nokta var. İşte bu oktetine uymak için o elektrondan kurtulmak istiyor. Klor oktetine uymak için dışarıdan bir tane elektron almak istiyor. Bunu sağlamak için de e, aralarında elektron alışverişi gerçekleşiyor ve bağ yapısını oluşturuyorlar. Şimdi kalsiyum ve oksijene gelecek olursak, bakın neden buna iki nokta koyduk, neden buna bir tane nokta koyduk? Onu şöyle bir hatırlayalım. Sodyum proton sayısı 11'de dolayısıyla 2, 8, 1 şeklinde elektronlar katmanlara dağılıyordu. Kalsiyum ise 20 proton sayısı dolayısıyla elektron sayısı da 20 atom halinde dolayısıyla 2, 8, 8, 2 şeklinde elektronlar katmanlara dağılıyordu ve değerlik elektron sayısı ...bize oradaki nokta sayısını veriyordu aslında Lewis sembolündeki. O yüzden kalsiyum'a iki tane nokta koyuyoruz. Klor'a geldiğimiz zaman klorun elektronlarının dağılımı nasıl oluyordu? 17 olduğuna göre atom numarası 2, 8, 7 şeklinde oluyordu. O yüzden 7 tane nokta koyuyoruz. Oksijene geldiğimiz zaman atom numarası 8... ...dolayısıyla 2, 6 şeklinde elektronlar katmanlara dağılıyordu. Değerli elektron sayısı 6 olduğu için 6 tane nokta koyuyorduk. Şimdi oktet uymak için ne yapmak istiyorlar? en dıştaki en ...yüksek katmandaki elektron sayılarının 8'e tamamlanması gerekiyor. Ya da e, tek bir katmanı varsa ve bunu 2'ye tamamlıyorsa dublet adını alıyordu. İşte bu iki kuraldan birine uygun davranışa geçmek istiyorlar. Bu nedenle kalsiyum ne yapmak istiyor? Şu iki elektronun ikisini de vermek istiyor. Çünkü iki elektronu verdiği zaman oktetini tamamlamış oluyor. Oksijen ise dışarıdaki bu boş noktalara iki tane elektron getirmek istiyor. Böylece o da oktetine uygun hale gelmiş olacak. Son katmanını 8'e tamamlamış olacak Dolayısıyla da kalsiyum 2 elektron verdiği için artı 2 yüklü oluyordu. Oksijen ise 2 tane elektron aldığı için eksi 2 yüklü hale geliyordu. Ve bu şekilde de onun Lewis formülünü gösterebiliyordu. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili yapıyı tanımlamaya gelince de birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısından bahsediyorduk arkadaşlar. Burada mesela sodyum klorür bileşiğinde 6 tane sodyum bir klora 6 tane klor da 1 sodyuma etkileşim oluşturan durum oluşturuyorlar. Dolayısıyla aslında birim hücre olarak Na6Cl6 şeklinde bir gösterime sahiplerdi. Yani her bir sodyum 6 klorla, her bir klor 6 sodyumla iyonik bağ oluşturuyor. Ancak biz bileşik formülü olarak naceyle gösteriyoruz. Yani bunun en sade halini gösteriyoruz. Bu birim hücreler ve kristal ölü yapısı da iyonik bileşikleri bazı çok önemli özellikler getiriyor. Ne gibi özellikler getiriyor? Mesela erime kaynama noktalarının oldukça yüksek olmasını sağlıyor. Bu nedenle iyonik bileşikler oda koşullarında hep katı haldeler. Başka katı haldeyken elektriği iletmiyorlardı ama biz bunu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman veya erittiğimiz zaman yani sıvı hale getirdiğimiz zaman serbestçe dolaşan iyonlar ortaya çıktığı için sıvı haldeyken veya sulu çözeltisinde elektriği iletebilir hale geliyorlardı. Aynı zamanda yine bu yapı sayesinde kırılgan özellik gösteriyorlardı. Kırılgan olmaları neye sebep oluyor? Bunları işleyemiyoruz, tel ve lev haline getiremiyoruz. Bu tarz özelliklere sahip oluyorlar. Peki adlandırma kısmına gelecek olursak adlandırmada da temel prensibimiz şuydu arkadaşlar. Önce katyon adı neyse onu yazıyorduk. Ardından da anyon adı her neyse onu yazıyorduk. Birazcık katyon ve anyon adlarını ezberlememiz bizim isimlendirmeleri yapmamız için yeterli oluyor. Şimdi MGS bileşiği. Bakın bunu nasıl isimlendireceğiz? Önce katyon hangisi anyon hangisi onu bir değerlendirelim. Magnezyum artı iki iyonları ve kükürt eksi iki iyonları var işin içerisinde. Burada isimlendirme yaparken magnezyumu aynen alıyorduk. Magnezyum bu zaten magnezyum artı 2'nin katyon adını veriyordu bize. Kükürdün eksi 2 yüklü halini ise sülfür olarak adlandırıyorduk. Dolayısıyla elimizde magnezyum sülfür bileşiği varmış. Mesela demir ve oksijen arasında oluşan bu bileşiği değerlendirecek olursak demir ve oksijen var. Oksijen eksi 2 yüklü. O zaman burada yükün toplamının sıfır olabilmesi için demirin artı 2 yüklü olması gerekiyor. Bakın B grubu metallerinde şöyle bir değişkenlik vardı. Magnezyum A gruplarında yer aldığı için herhangi bir şekilde değerli değişmiyordu. Hep artı 2 idi. O yüzden burada herhangi bir şekilde Roma rakamı ile aldığı yükü belirtmemize gerek yoktu. Ama demir B grubu metali olduğu için değerli değişebildiği için artı 2 veya artı 3 yüke sahip olabildiği için ne yapıyoruz? Burada aldığı yük neyse onu Roma rakamı ile belirtiyoruz. Yani sadece demir deyip geçmiyoruz. Demir artı 2 yüklü olduğu için... 2 diyoruz. Ardından da oksijenin anyon adı neydi? Oksitti. Eksi 2 yüklü oksijen e, oksit olarak isimlendiriliyordu. Kurşun ve NO3 iyonları. NO3 iyonları nitrat ismini alıyordu. Şimdi buradaki iyonlar neler arkadaşlar? Pb var. Bir de NO3 var. Nitrat hep eksi bir yüklü. Burası ezberden bileceğiz. Kurşuna geldiğimiz zaman şurada 2'nin olması bize neyi gösteriyor? Arkadaşlar toplam yükün sıfır olabilmesi için kurşunun artı iki yüklü olması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla isimlendirirken diyeceğiz ki şimdi metalimizin ismi kurşun. Bir B grubu metali yani değerli değişken bir metal. O yüzden aldığı yük neyse onu Roma rakamıyla belirtmemiz gerekiyor. Buraya 2 yazacağız. Ardından da anyonumuzun ismini bileceğiz. Bunu ezberlemiştik zaten. NO3 iyonları nitrat şeklinde isimlendiriliyordu. Dolayısıyla kurşun iki nitrat bileşiği elimizdeki bileşiğin adıymış. Gelelim kovalent bağdan bahsetmeye. Kovalent bağı ametal atomları arasında gerçekleşen ve elektron ortaklaşmasına dayanan bağ olarak tanımlamıştık arkadaşlar. Bunun sonucunda yani işin içerisinde kovalent bağ varsa molekül yapısı ortaya çıkıyordu. Şimdi aynı tür atomlar arasında da oluşabilir bir kovalent bağ farklı tür atomlar arasında da oluşabilir. Aynı tür atomlar arasında olursa element molekülü farklı tür atomlar arasında olursa bileşik molekülüne sahip oluyorduk. Mesela hidrojen atomları arasında gerçekleşiyorsa şimdi hidrojenin şöyle Lewis sembolünü bir hatırlayalım. Bir tane noktası vardı. Şimdi iki tane hidrojen molekülü arasında bir kovalent bağ oluşabilmesi için ne olması gerekiyor? Bu elektronlarını ortaklaşa kullanmaları gerekiyor. Bu elektronları ortaklaşa kullandıkları anda iki hidrojen atomu da dublet kuralına uygun hale geliyor. Bu nedenle de aralarında bu bağı yaparak kovalent bağ oluşturuyorlar ve daha kararlı duruma geçiyorlar. Bunun dışında farklı tür atomlar arasında olsaydı mesela hidroklorik asit molekülünün içerisindeki bağları düşünecek olursak hidrojen bir tane bağ şöyle bağ yapmak isteyen elektronu var. Klor 7A grubunda olduğu için 7 tane elektronu var. Şimdi şu elektronları ortaklaşa kullandıkları anda hidrojen dublet kuralına klor ise oktet kuralına uygun hale geliyordu. Dolayısıyla ortaklaşa kullanılan bu elektronları bir çizgiyle gösterdiğimiz anda onun aslında Kovalent bağ yapısını ve Lewis formülünü ortaya koymuş olacağız. Amonyağa gelecek olursak NH3 molekülleri. Şimdi azotun elektron dizilimi nasıl oluyor? 2'ye 5 şeklinde oluyor. Yani azotun Lewis sembolünü hatırlayacak olursak şöyle 5 tane nokta koymamız gerekiyor. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için yani 3 tane bağ yapabilir durumda. Bu elektronların her biri bir hidrojenle bağ yaptığı zaman ortaya Lewis formülü çıkmış oluyor. Aynı şey su içinde geçerli oksijen 6A grubu elementi olduğu için iki tane yani Lewis sembolünü yazdığımız zaman şöyle bir sembol ortaya çıkacak. Dolayısıyla şu yalnız elektronlarıyla yalnız noktalarıyla hidrojenle bağ yaptığı anda Lewis formülünü ortaya çıkarmış olacağız. Karbon dioksitte de karbon ve oksijen atomları oktet kuralına uygun hale gelebilmek için yine bağ oluşturuyorlar. Burada apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ farkını değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Apolar kovalent bağ aynı tür atomlar arasında gerçekleşen kovalent bağdır. Yani H2 molekülüne baktığımız zaman ikisi de bu ortaklaşa kullandıkları elektronlara eşit kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla aralarında herhangi bir kutuplaşma olmuyor. Ama Farklı tür atomlar için içerisinde olduğu zaman mesela hidroklorür kesidinin molekül yapısını düşündüğümüz zaman klor daha elektronegatif olduğu için elektronları kendine daha yakın bir noktada topluyor. Yani şöyle düşünecek olursak ortaklaşa kullanılan elektronlar şöyle klorun dibinde duruyor. Bu da neye sebep oluyor? Klorun kısmi negatif, hidrojenin ise kısmi pozitif yükle yüklenmesine sebep oluyor. Bu durumda tabii ki kutuplu bir yapı oluşturuyor. Buna da polar kovalent bağ adını veriyorduk. <laughs> molekül polarlığına gelecek olursak da molekülün Lewis yapısını çizdiğimiz zaman simetrik bir durum varsa yani kutuplaşmamış bir durum varsa apolar bir moleküle sahip olduğumuzu söyleriz. Eğer asimetrik bir molekül yapısı ortaya çıkarsa bunu da kutuplu yani polar molekül olarak değerlendiririz. Kovalant bağda isimlendirmeye gelecek olursak. Burada arkadaşlar Latin sayılarını kullanıyorduk. Diyorduk ki eğer e, Birinci ametalde iki varsa mesela burada ne yapıyoruz? D yani iki tane olduğunu latin sayısıyla belirtiyoruz ve ametalin adını yazıyoruz. Ardından ikinci ametal neyse onun sayısını yazıyoruz. Dört olduğuna göre tetra yazıyoruz ve ikinci ametalin anyon adını yazıyoruz. Arkadaşlar burası çok önemli unutmuyoruz. Bizim formülümüz nedir? Birinci ametalin adı, birinci ametalin sayısı pardon ilk olarak yazmamız gereken bu olacak... Ardında birinci ametalin adını yazıyoruz. Ardından ikinci ametalin sayısını yazıyoruz. Son olarak da ikinci ametalin anyon adını yazıyoruz. Normal adını değil arkadaşlar anyon adını yazıyoruz. Dolayısıyla burada ikinci ametalimiz oksijen olduğuna göre tetra oksijen demiyoruz. Ne diyoruz? Tetra oksit diyoruz. Veya bu bileşeye geldiğimiz zaman ilk elementimiz kükürt. Şuna dikkat arkadaşlar. Asla ve asla ilk elementin sayısı birse bunu mono kükürt diye belirtmiyoruz. Ne yapıyoruz? Doğrudan kükürt deyip geçiyoruz. Sadece ilk elementin sayısı birse bunu uyguluyoruz. Bunun dışındaki bütün sayılarda latin sayılarıyla belirtmek zorundayız. Kükürt 6 tane olduğuna göre hexa diyeceğiz. Flor olduğuna göre ve bunun anyon adını söylememiz gerektiğine göre florür şeklinde tamamlayacağız. Veya PCL5. Birinci elementin sayısı 1. Dolayısıyla belirtmeye gerek yok. Sadece ametelin adını yazmamız yeterli. Fosfor diyoruz. Ardından ikinci ametelin sayısı 5. Dolayısıyla penta yazıyoruz. Ardından da bunun anyon adını yazıyoruz. Klorun anyon adı neydi? Klorürdü. Dolayısıyla fosfor penta klorür doğru isimlendirmemiz olacak. Metalik bağdan bahsedecek olursak. Metalik bağ tanımlarken şöyle tanımlamıştık. Metal katyonlarının ...verdikleri değerlik elektron sayılarının oluşturduğu elektron denizinde yüzdüğü bir pozisyon var arkadaşlar. Yani e, metallerin değerlik elektronları bir elektron denizi oluşturuyor ve bu elektron denizinde metal katyonları yüzer durumda oluyor. İşte bu metal katyonlarının kendileri pozitif yüklü sonuç itibariyle negatif yüklü elektronlarla oluşturdukları çekim kuvvetine, elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ adını vereceğiz ve metalik bağ sayesinde metal yapıları ve alaşımlar meydana gelecek. Peki bu metalik bağ ve elektron denizi metallere hangi özellikleri kazandırıyordu? Arkadaşlar ısı ve elektriği iyi iletmelerinin sebebi tamamen bu elektron denizidir. Çünkü elektronlar ortamda serbestçe dolaşabilirler. Bu serbestçe hareketleri sayesinde de Elektriği veya ısıyı bir yerden diğer tarafa iletme şansına sahip olurlar. Aynı şekilde bu elektron iletkenliği, elektron e, daha doğrusu hareketliliği, ışığı iletmelerini sağlar, ışığı yansıtmalarını sağlar, daha doğrusu ve yüzeylerinin parlak olmasına sebep olur. E, hal şekil değiştirmelerini sağlar, yani yeni formlara girebilirler. Dolayısıyla tel ve levha haline getirilebilirler, kırılgan özellik göstermezler. Aynı zamanda esnektirler, dövülebilirler ve şekillendirilebilirler. Bu yine tel ve levha haline getirilebilme özelliğinden kaynaklanıyor. Hemen bir soru çözelim, öğrendiklerimizi şu öyle bir e, tekrar etmiş olalım. Lewis formülü şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar, X'e baktığımız zaman ne yapmış? Kovalent bağlı bir bileşik oluşturmuş. Şimdi. Çünkü bu e, eğer iyonik bir bileşik olsaydı Artı ve eksi yüklü tanecikleri orada görmemiz gerekiyordu. Ortaklaşa kullanılan elektronlar söz konusu, dolayısıyla x bir ametalmiş hidrojende tabii ki zaten bir ametal. Birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısındadır. Arkadaşlar bu ifade metalik bağlı yapılar için, pardon, iyonik bağlı yapılar için geçerlidir. İyonik bileşikler birim hücrelerden oluşur. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış bir ifade. Molekül içerisinde polar kovalent bağlar yer alır. Ne dedik? Aynı tür atomlar arasındaysa bir kovalent bağ e, apolardır. Farklı tür atomlar arasındaysa polardır. Dolayısıyla burada polar kovalent bağların yer aldığını görüyoruz. Yani gördüğümüz bütün bağlar polar kovalent bağdır. Polar moleküllerden oluşmuştur. Şimdi bağın polarlığıyla molekül polarlığı birbirinden farklı şeyler. Bağ tamamen atomlar arasındaki elektronegatifte farkına dayanıyor. Ancak... Molekülün polarlığı molekülün simetrisine dayanıyor. Molekülün gayet simetrik bir yapıda olduğunu görüyoruz. Bütün hidrojenler birbirlerini dengeleyebilecek pozisyondalar. Dolayısıyla polar değil apolar molekül yapısına sahiptir. Katı halde elektriği iletir diyor. Arkadaşlar katı halde elektriği iletmek metallerin işidir. E, molekül yapıları veya e, tuzların daha doğrusu iyonik bileşiklerin katı halleri elektriği iletmezdi. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. X elementi bir 4A grubu metalidir diyor. Metal olsaydı iyonik bağlı bir bileşik oluşurdu. Bu bir A metaldir. Peki 4A grubunda mıdır? Evet 4A grubundadır ki onun mesela karbondur ki şöyle 4 tane elektronu varmış. Bu elektronların her biri hidrojenle bağ yaparak gördüğümüz Lewis formülüne ulaştırmış bileşiğimiz. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Ancak metal olduğu için yanlış. 4A grubu kısmı doğruydu. O zaman cevabımız tabii ki B seçeneğindedir dedik. Zayıf etkileşimlere gelecek olursak. Zayıf etkileşimleri dipol ve indüklenmiş dipol kavramları üzerinden tanımlıyor olacağız arkadaşlar. Bir molekül yapısı eğer polarsa bunun dipolleri oluşturduğunu, eğer apolar veya soygası da indüklenmiş dipolleri oluşturduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bunlar arasındaki kombinasyonları değerlendirecek olursak eğer iki tane polar molekül arasındaki etkileşimden bahsediyorsak ikisi de dipol olduğu için dipol dipoldür. Bir iyonla bir polar molekül arasındaysa iyon dipol. Bir polar molekül ve bir apolar molekül veya soy gaz arasındaysa dipol indüklenmiş dipol. İyonla apolar molekül arasındaysa veya iyonla soy gaz arasındaysa iyon indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Eğer İki apolar molekül arasında gerçekleşiyorsa indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri ortaya çıkacak ve biz bunu özel adıyla London çekim kuvvetleri olarak değerlendireceğiz. Şimdi bir örnek üzerinden her bağı tek tek belirleyelim arkadaşlar. Şuna dikkat, molekül içi bağlardan bahsetmiyoruz burada. Moleküller arasındaki etkileşimleri değerlendirmemiz gerekiyor çünkü molekülün içerisindeki bağların hepsi zaten kovalent bağ olmak zorunda. Mesela şu gösterilen bağlardan tamamı kovalent bağ, bu da kovalent bağ, bu da bunlar da tamamı kovalent bağ. Bizim için önemli olan iki molekül arasında oluşan etkileşimin türüdür. Şimdi tek tek önce bir moleküllerin yapılarını değerlendirelim. Elimizde ne varmış? Hidroklorik asit. Polar bir molekül yapısı olduğunu biliyoruz. Hidroklorik asit e bu da polar molekül yapısı. BH3 gayet simetrik bir yapıydı. Dolayısıyla Apolar bir yapı var elimizde. Merkez atomda elektron çifti kalmıyordu. Metan yapısının yine aynı şekilde apolar yani kutupsuz olduğunu biliyoruz. E sodyumda zaten bir iyon yükünden de bunu anlayabiliyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak etkileşim türlerini belirleyebiliriz. Mesela şu aradaki etkileşim iki polar molekül arasında olduğuna göre ne dedik? Polarlar dipolleri oluşturur. O zaman etkileşimin türü ne olacak? Dipol dipol etkileşimi olacak. Gelelim şurayı değerlendirmeye. Şimdi polar bir molekül ile apolar bir molekül arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. E polar molekül dipoli oluşturacaktı. Apolar molekül ne olacak? Peki, indüklenmiş dipol olacak. Dolayısıyla dipol indüklenmiş dipol etkileşiminin burada olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki etkileşime gelecek olursak, bu kimler arasında olmuş bir iyonla bir polar molekül arasında oluşmuş iyon kafadan geliyor zaten. Polar molekülü de dipol olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla etkileşimin türü iyon dipol etkileşimi oldu. Devam edelim. Şuradaki etkileşimimiz nedir? İki apolar molekül arasında. Apolar molekül varsa indüklenmiş dipol oluyordu. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimini özel adıyla belirtecek olursak bu iki molekül arasındaki etkileşim London çekim kuvvetidir deriz. Şuradaki etkileşime gelecek olursak bir iyon var bir de apolar molekül var. İyon zaten kafadan geliyor. Apolar molekülünde indüklenmiş dipol olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol etkileşimi oldu. Sadece bu kavramları nereye oturtmamız gerektiğini öğrendiysek aralarındaki kombinasyonları kurgulayarak belirleyebiliriz. Hidrojen bağına geçecek olursak. Hidrojen bağı bu zayıf etkileşimlerin biraz daha özel bir türüydü arkadaşlar. Hidrojen bağında şöyle bir kuralımız var fon elementleri yani fondan kastımız ne? Flor, oksijen ve azot elementlerinin hidrojenli bileşiklerindeki moleküller arasındaki etkileşime hidrojen bağı adını vereceğiz arkadaşlar. Nedir buradaki kastımız? Neden özellikle bu üç element? Çünkü periyodik sistemde en üst en sağda hani soy gazları yok sayacak olursak bu üç element var. Hem de yan yana azot, oksijen, flor şeklinde bunlar elektronegatifliği en yüksek üç elementtir. Hidrojen ise Elektronegatifliği en düşük ametaldir. Dolayısıyla bunların oluşturdukları moleküllerde e, elektronegatiflik farkı çok fazladır. Yani çok fazla kutuplu bir molekül yapısına sahiptir. O yüzden de bunlar arasında oluşan etkileşim çok daha güçlü, çok daha özel bir duruma sahiptir. Mesela hidroflorik asit molekülleri arasındaki etkileşim değerlendirecek olursak. Şimdi fon kuralına uyuyor mu? Evet. Fon elementlerinden birisi yanında hidrojeni taşıyor. Olması gereken bu. Flor kısmi negatif. Hidrojenler ise kısmi pozitif yükle yüklenmiş durumda. Aynı şekilde burada hidrojen pozitif, flor negatif yüklü durumda. Şimdi molekülün içindeki bağ kovalent bağ. Bakın bundan bahsetmiyoruz. Moleküller arasındaki etkileşimleri değerlendirecek olursak. Birinin negatifi ile diğerinin pozitifi arasında güçlü bir çekim oluşuyor. Tabii ki güçlü bir etkileşim türünden bahsetmiyoruz. Diğer e, Van der Waals türlerine göre daha güçlü bir etkileşim türü ortaya çıkmış oluyor. E, buradaki oluşan etkileşimi de hidrojen bağı olarak isimlendiriyoruz. Veya su molekülleri arasındaki etkileşimi değerlendirecek olursak yine su molekülünün içerisindeki bağlar kovalent bağ. Bakın burayı karıştırmıyoruz. Moleküller arası etkileşimlere gelecek olursak oksijenler elektronegatifliği yüksek olan taraf o yüzden kısmi negatif. Hidrojenler elektronegatifliği düşük olan taraf o yüzden kısmi pozitif yükle yüklenmiş olacak. Aynı şey diğer molekül içinde geçerli olacak ve birinin pozitifiyle diğerinin negatifi arasında oluşan etkileşim türünü hidrojen bağı olarak değerlendireceğiz. Ve hidrojen bağlarını zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür şeklinde tanımlayacağız. Peki hidrojen bağını mesela dipol dipol etkileşimlerinden ayıran nedir? Onlar da e, polar moleküller arasında oluşuyor. Hidrojen bağ da polar moleküller arasında oluyor. Şimdi şöyle bir şey biliyoruz. Periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe yani elementlerin elektron sayısı arttıkça bunların kutuplanabilirliği artar. Polarlığı artar. Bu da molekül kütlesinin de e, kaynama noktasında yükselmesine sebep olur. Çünkü etkileşim daha güçlü hale gelir. Ama flor, oksijen ve azot buranın tersi bir davranışa sahip. Nasıl yani? İda grubu elementlerini değerlendirdiğimiz zaman flor, klor, brom ve iot şeklinde. Aşağı doğru gittikçe normalde bunların hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktalarının yükselmesini bekleriz. Klor, brom ve iot bu kurala uyar. Yani aşağı doğru gittikçe kaynama noktası artar. Ancak bu kural Hidrojen bağında da geçerli olsaydı florun en aşağıda olması gerekiyordu. Oysa Oysaki deneysel olarak bir bakıyoruz ki hidroflorik asit en yüksek kaynama noktasına sahip bu dördü arasında. Bu orada özel bir etkileşim türünün var olduğunu bize gösteriyor. O yüzden e, hidrojen bağının hidroflorik asitte varken bunlarda yoktur diyoruz. Aynı şey 6A grubu ve 5A grubu elementleri için de geçerlidir. Suyun kaynama noktası suyun altındaki 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerine göre çok daha yüksektir. Bu orada hidrojen bağı olduğunu bize gösterir. Peki hangi tür bileşikler için biz hidrojen bağından bahsediyorduk? Birkaç tane örnek verecek olsak. Dedik ki fon kuralı da olacak. Yani bu üç elementin hidrojenli bileşiği olacak. O zaman HV buna uyar. Su buna uyar. Amonyak buna uyar. Hemen azotun yanında hidrojen var. Bunun dışında organik bileşiklerde de eğer OH yapısını görüyorsak bu arada oksijen hidrojen arasında oluşan bağdan ötürü hidrojen bağına sahip olma özelliği kadar veya şöyle COOH'u görüyorsak oksijen hidrojen arasında bağ var. Dolayısıyla burada hidrojen bağı vardır deriz. <laughs> Hemen bir soru çözelim bakalım. Yandaki şekil oksijen, flor, kükürt ve klor elementlerinin periyodik sistemdeki kesitlerine aittir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi su bileşiğinin normal kaynama noktası dihidrojen monosülfürünkinden yüksektir diyor. Şimdi değerlendirmeye aldığımız zaman su hidrojen bağı içeriyor ama bu bileşiğimizde hangi e, bağı içeriyor? Dipol dipol etkileşimlerini içeriyor çünkü fon kuralına uymuyor. E ama periyodik sistemde alt altalar zaten. O zaman hidrojen bağı içerenin kaynama noktası daha yüksek olmalıdır çünkü ...içerdiği etkileşim daha güçlüdür. Dolayısıyla birinci ifademiz... ...doğru bir ifadedir. F2 elementinin normal kaynama noktası... ...Cl2'ninkinden yüksektir arkadaşlar. Element moleküllerinden bahsediyorsak... ...periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe... ...elektron sayısı ve kütle numarası... ...artacağından dolayı... ...molekülün... E, ...tanecikleri arasında oluşan London çekim kuvveti kuvvetlenir. Dolayısıyla periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe... ...kaynama noktası yükselir. Buna göre... Klorun kaynama noktası florunkinden daha yüksek olmalıdır. Yani ikinci ifademiz yanlış bir ifadedir. Su bileşiğinin tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimleri etkin diyor. Oysa ki burada etkin olan etkileşim fon kuralına uyduğu için hidrojen bağıdır arkadaşlar. Yani bu ifademiz de yanlıştır. Ve şu bilgiyi hatırlamamız gerekiyor. Bir yerde hidrojen bağı varsa orada dipol dipol etkileşimi de vardır. London çekim kuvveti de vardır. Yani eğer bu ifade şöyle olsaydı su bileşiğinin tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimleri vardır deseydi doğru bir ifade olacaktı. Çünkü hidrojen bağı varsa zaten dipol dipol ve landında vardır. Ancak etkindir dediği için yanlış oldu. Çünkü en güçlü olan etkileşim türü hangisi ise etkin etkileşim türü o olacak. Eğer bir yerde hidrojen bağı yoksa mesela H2S tanecikleri arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Orada dipol dipol etkileşimleri vardır. Hidrojen bağı yok. Bir yerde dipol dipol varsa London'da kendiliğinden vardır. Ama bu H2S bileşiğinin molekülleri arasında London çekim kuvvetleri vardır cümlesi ise doğru bir ifade. Ancak H2S bileşiğinin molekülleri arasındaki etkin olan etkileşim türü London'dır derse yanlış olacaktır. Çünkü etkin olan etkileşim türü en güçlü olan hangisi ise olur. Ancak apolar molekülleri arasındaki etkileşimden bahsediyorsak burada sadece London vardır. Eğer bir yerde sadece London etkileşimi varsa etkin olan da mecburen odur. Başka çaremiz kalmadığı için. Dolayısıyla sadece birinci ifademiz doğrudur. Cevabımız da bu soru için A seçeneğindedir. Maddedeki değişimler kısmına gelecek olursak. Şimdi değişimleri fiziksel ve kimyasal değişimler olarak iki başlıkta incelemiştik. Bu da tanecikler arası etkileşimlerle alakalı tamamen arkadaşlar. Çünkü bir değişim sonucunda eğer güçlü etkileşimlerden birinde kırılma ya da oluşma gerçekleşiyorsa... E, burada kimyasal bir değişim vardır. Çünkü oluşan ya da kırılan bağ kimyasaldır. Eğer tam tersine sadece zayıf etkileşimlerden birinde değişim gerçekleşmişse burada fiziksel bir bağda değişim olduğu için gerçekleşen değişimi de fiziksel olarak değerlendirmemiz gerekir. Genel tanım olarak şöyle bir şey söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki eğer bir etkileşim türünün enerjisi 40 kilo jül bölü molden büyükse bu genellikle kimyasal bir bağ türüdür. Yani ya iyoniktir ya metaliktir ya kovalent bağdır. Buradan daha düşük bir enerjiye sahipse bu ya hidrojen bağıdır ya van der Waals türlerinden biridir. Ama bu genelleme tabii ki bunun aksi durumlarda söz konusu olabilir. O yüzden e, fiziksel bir değişimin sonucunda ya 40 bölü molden daha düşük bir enerjinin açığa çıkmasını ya da e, harcanmasını bekleriz. Kimyasal bir değişimde de bu enerji değerinden daha büyük bir enerjinin açığa çıkmasını veya harcanmasını bekleriz. Peki bu değişimleri birbirinden nasıl ayırabiliriz? Ezberlememiz gereken bazı değişim türleri vardı. Bunlar nelerdi? Şunu bileceğiz arkadaşlar özellikler olarak öncelikle. Fiziksel bir değişimde maddenin sadece dış yapısı değişir. Yani molekül yapısında, iç yapıda herhangi bir değişiklik gerçekleşmez. Ama kimyasal değişime geldiğimiz zaman burada metalik bağ, kovalent bağ ve iyonik bağda bir değişim olduğu için hem iç yapı değişiyor, iç yapı değişiyorsa dış yapı kendiliğinden değişir zaten. O yüzden hem de dış yapı değişir diyeceğiz. Fiziksel bir değişimden bahsediyorsak burada sadece zayıf etkileşimlerde kırılma veya oluşma vardır. Yani ya hidrojen bağı ya van der Waals türlerinden birinde değişim gerçekleşir. Ama kimyasal bir değişime geldiğimiz zaman güçlü etkileşimler değişir. Güçlü etkileşimler değişiyorsa bununla birlikte zayıf etkileşim kendiliğinden değişir zaten. Burada yeni türler oluşmaz arkadaşlar. En önemli maddelerden, özelliklerden birisi aslında bu güçlü etkileşimlerden yani kimyasal bağlarda bir değişim yoksa yeni bir tür ortaya çıkmaz. Molekülse aynı molekül olarak kalır. İyonsa aynı iyon yapısı olarak kalır. Ama kimyasal değişime geldiğimiz zaman yepyeni türler oluşur. Mesela bir molekül başka bir moleküle dönüşebilir. Molekül kırılıp elementlerine dönüşebilir. İyonlar farklı atomlara dönüşebilir veya atomlar iyonları oluşturabilir. Bunlar tamamen kimyasal değişimlerin özelliği olur. Peki fiziksel değişimlere neleri örnek verebiliriz? Yırtılma, kırılma, aşınma, hal değişimi ve optik olayların tamamı fiziksel değişimi örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Metallerin elektriği iletmesinden bahsediyorsak çünkü burası çok karıştırılıyor. Fiziksel değişimi örnektir. Eğer çözeltilerin elektriği iletmesinden bahsediyorsak burada elektroliz olayı gerçekleştiği için yeni türler ortaya çıktığı için kimyasal bir değişimdir. Yani soru bize demir metalinin elektriği iletmesi ya da bakır telin elektriği iletmesi diyorsa bu fiziksel bir değişimdi. Ama tuzlu suyun elektriği iletmesi ya da deniz suyunun elektriği iletmesi diyorsa bu çözeltilerin elektriği iletme kısmına geldiği için kimyasal bir değişime örnek olarak verilecektir. <laughs> hal değişimleri ile ilgili de şunu unutmuyoruz. Betonun donması bir hal değişimi değildir arkadaşlar orada kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir. Dolayısıyla betonun donması kimyasal kısmına yazılmalıdır. Peki kimyasallara neler örnek verebiliriz? Genellikle karşımıza çıkacaklar arasında çürüme olayları arkadaşlar bütün aslında biyolojik olayları buraya yazabiliriz. Solunum, fotosentez, mayalanma bunların tamamı kimyasal değişimlere örnek olarak verilebilir. Yanma olaylarının tamamı yine kimyasal değişimlere örnektir. Burada yanmadan kastımız sadece alevlerin açığa çıktığı bir süreç değil arkadaşlar mesela demirin yanma süreci bir paslanma olayıdır Dolayısıyla paslanma olayları da yine kimyasal değişimdir ya da gümüşün kararması diyorsa bu da kimyasal bir değişime örnek olarak verilir hemen hızlıca bir tane soru çözelim o zaman olaylarından hangilerinde zayıf etkileşimlerde değişiklik olur diyor arkadaşlar bakın cümle çok e, yaralayıcı bir cümle Çünkü zayıf etkileşimlerde değişiklik olur diyorsa bu hem fiziksel hem kimyasal olaylarda başımıza gelirdi. Fiziksel olaylarda sadece zayıf etkileşimler değişiyordu. Kimyasal olaylarda hem zayıf hem güçlü etkileşimler değişiyordu. O yüzden kağıdın yırtılması nasıl bir olay? Fiziksel bir olay ama zayıf etkileşimlerde değişiklik oluyor. Gümüşün kararması kimyasal bir olay hem fiziksel hem kimyasal bağlarda yani hem güçlü hem zayıf etkileşimlerde değişiklik oluyor. Yumurtanın pişmesi, pişme olayları da tamamen kimyasal olaylardır ama orada da hem zayıf hem güçlü etkileşimlerde değişim gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız E olması gerekiyor. Eğer burada hangilerinde sadece zayıf etkileşimlerde değişiklik olur deseydi o zaman cevabımız e, ...yalnız bir olması gerekiyordu. Kağıdın yırtılması fiziksel bir olay olduğu için. O yüzden sorularda... ...karşımıza çıkan sorulardaki köklere de... ...çok dikkat etmemiz gerekiyor. Konuyu bu açıdan incelikleriyle öğrenmemiz gerekiyor. Bir sonraki ünitemiz... ...maddenin halleriydi arkadaşlar. Ve ilk olarak maddenin fiziksel halleri... ...ve hal değişimlerinden bahsederek... ...başlamıştık. Demiştik ki... ...maddenin dört tane temel hali vardır. Katı, sıvı, gaz ve plazma... ...olmak üzere. Burada maddenin katı hali taneciklerin birbirine en yakın olduğu halde dolayısıyla maddenin en düzenli hali katı haliydi. E, bu listede sağa doğru gittikçe enerji artıyordu. Çünkü katıdan sıvıya geçerken biz maddeye enerji veririz ısıtırız ya da sıvıdan gaza geçerken ya da gazdan plazmaya geçerken. O yüzden bu listedeki en düşük enerji katı halinde en yüksek enerji plazma haline ait oluyordu. Katılar Tanecikleri arasında sadece titreşim hareketi yapabiliyordu. Sıvılar titreşim ve öteleme yapabiliyordu. Gaz ve plazmalar titreşim öteleme ve dönme hareketi yapabiliyorlardı. Ve demiştik ki öteleme hareketi yapabilen maddeler akışkan özelliğe sahiptir. Bu nedenle sıvı, gaz ve plazma akışkanken katılar akışkan değillerdi. Tanecikler birbirine çok yakın durduğu için katı ve sıvılar sıkıştırılamaz özellikleydi ancak gaz ve plazmalar sıkıştırılabilir hallerde. Hal değişimlerine gelecek olursak, katıdan sıvıya geçişi erime, sıvıdan gaza geçişi buharlaşma, gazdan sıvıya tekrar dönüşü yoğuşma, sıvıdan katıya dönmeyi donma olarak isimlendiriyorduk. Ama tabii ki hal değişimleri bunlarla sınırlı değil. Bir madde katı halden doğrudan gaz hale geçebilir. Buna naftalini ya da kuru buz örnek verebiliriz. İşte bu değişime süblimleşme adını veriyorduk. Ya da Dolunun yağma olayı nasıl gerçekleşiyor? Madde doğrudan gaz halden katı hale geçiyor. İşte bunu da kıralaşma olarak isimlendiriyorduk. Şimdi burada ismi genellikle karıştırılan ama aslında öğrenmesi çok kolay bir kısım var. Gazdan plazmaya geçiş. Arkadaşlar burada plazma halin tanımı çok önemli olacak. Maddenin plazma halini iyonize olmuş gaz olarak tanımlayacağız. Dolayısıyla gaz fazındaki bir maddenin plazma haline geçişine iyonizasyon Plazmadan gaz hale geri dönüşe ise bunun tersi manasındaki deiyonizasyon olarak isimlendireceğiz. Ve suyun farklı halleri çok önemli bir yere sahipti. Suyun doğadaki üç halini eğer katı halde ise buz, sıvı halde ise su ve gaz halde ise buhar olarak isimlendirebiliyorduk. Ve bu haller arasında çok önemli bir döngüye sahip. Suyun bu hal değişimleri ve doğadaki döngüsü aynı miktardaki suyun milyonlarca yıldır dünyada kalmasına ve defalarca defalarca kullanılabilmesini sağlıyordu. Aslında doğa kendiliğinden bir arıtma sistemine sahiptir. Suyu tekrar tekrar arıtıp bizim kullanımımıza sunan bir sisteme sahiptir diyebiliriz. Bunun yanı sıra endüstride hal değişimleri üzerine durmuştuk. LPG ve LNK'den bahsettik. LPG likit petrolyum gaz yani sıvılaştırılmış petrol gazı manasına geliyordu. Ham petrolün üzerinde biriken Propan ve butan gaz karışımının yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılması ile elde ettiğimiz evlerde tüplerde kullandığımız yani pişirme amacıyla kullandığımız ve arabalarda e, ulaşım için kullandığımız bir gaz türüydü. LNG'ye gelecek olursak bu da sıvılaştırılmış doğal gaz demek arkadaşlar. Yani evde yakıt olarak kullandığımız gaz aslında doğal gazın sıvılaştırılıp evlerimize getirildiği durumdur. Neden sıvılaştırma ihtiyaç duyuyoruz peki bunları? Çünkü daha kolay taşınıyorlar ve çok daha kolay depolanabiliyorlar eğer sıvı hale getirilirse. Bunun dışında itici gazlar ve soğutucu akışkanlar yine endüstrideki hal değişimlerinin örnekleriydi. İtici gazlar deodorant şişelerinde olduğu gibi arkadaşlar bazı gazlar bunların içerisinde sıkıştırılıyorlar ve esansın dışarıya taşınmasını sağlıyorlar. Soğutucu akışkanlar ise klimalar veya buzdolabı gibi sistemlerde bir maddenin bir döngü sayesinde sıvılaşıp buharlaşması sayesinde ortamı soğutan veya ısıtan maddelerdir. Hemen bir soru çözelim bununla alakalı. Maddenin halleri ve hal değişimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bu defa. LPG hem petrolden elde edilen bir yakıt türüdür. Bunun doğru olduğunu söyledik zaten likit petrolüm gaz şeklinde isimlendirdik. Ateş iyonizasyon sonucu oluşur. Şimdi iyonizasyon sonucu oluşan madde plazmalardır. Plazmalarda e, örnek olarak ateşi verebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Süblimleşme maddeyi daha yüksek enerjili hale geçirir. Şimdi süblimleşme nasıl bir halde şimdi? Katıdan doğrudan gaz hale geçişti ve demiştik ki listede sağa doğru gittikçe maddenin enerjisi artar. Yani gaz hali katı hale göre daha yüksek enerjili olduğu için bu ifademiz doğrudur. ...iyonizasyon sonucu daha düzensiz bir hal oluşur. Arkadaşlar, iyonizasyon bizi nereye götürüyor? Yine gaz halden plazma hale getiriyor. Dolayısıyla e, biz burada gazla plazmayı kıyaslamamız gerekiyor. Ancak bu listede şunu söylememiz gerekiyor. En yüksek enerjili hal plazma halidir. Ancak en düzensiz hale geldiğimiz zaman... ...gaz hali plazmaya göre daha düzensizdir. Dolayısıyla maddenin halleri arasındaki en düzensiz hal gaz halidir. Çünkü plazma hale geçerken yani iyonize olurken ortaya neler çıkarıyor? İyonlar çıkıyor. Yüklü tanecikler çıkıyor. Dolayısıyla tanecikler arasındaki etkileşim artıyor. Yani birbirine daha yakın duran tanecikler var. Bu da daha düzenli olmasına sebep oluyor plazma halin gaz haline göre. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Krallaşma sonucu oluşan tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Krallaşma sonucu katı haldeki tanecikler oluşur. Ve dolayısıyla katı halin sadece titreşim hareketi yapabildiğini söylemiştik. Bu ifademiz de doğrudur. O zaman cevabımız D seçeneğindedir. Katıları ve katı türlerine gelecek olursak iki başlıkta incelemiştik katıları. Amorf ve kristal katılar olmak üzere. Amorf katılar düzensiz bir istiflenmeye sahip olan katılardır arkadaşlar. Tanecikler arasında düzgün. E, düzensizlik vardı. Bu da erime noktası diye bir kavramın olmadığı anlamına geliyordu. Camsı geçiş sıcaklığına sahipti. Yani amorf katıların erime sıcaklığı yoktur. Onun yerine camsı geçiş sıcaklığı vardır. Nasıl ifade ediyoruz peki bunu? Mesela cam, tereyağı ve plastikler buraya örnek olarak verilebilir. Diyoruz ki tereyağı katı haldeyken dolaptan çıkardığımız an oldukça sert durumdadır. Ancak zamanla ısıttıkça yumuşar. Yumuşadıktan sonrası sıvı hale geçer. Oysa ki buzu düşünecek olursak e katı haldeyken yani gayet serttir. Bir anda sıvı hale geçer. Bir geçiş sıcaklık değeri vardır. Ancak amorf katılarda bu bir e, süreçle gerçekleşir. Kristal katılara geldiğimiz zaman yani düzenli istiflenmiş tanecikleri ve erime noktası olan katılara geldiğimiz zaman dört ana başlıkta inceledik bunları. İyonik kristal, moleküler kristal, metalik kristal ve kovalent kristal olmak üzere. İyonik kristal deyince aklımıza hemen tuz yapısı gelecek arkadaşlar. Bütün tuzlar buraya örnek olarak verilebilir. Peki iyonik kristallerin özelliği neydi? Tanecikler arasında iyonik bağ vardı arkadaşlar. Burası önemli. Yani tanecikler arasındaki etkileşimin türü aslında oradaki bütün özellikleri bize söylüyor. İyonik bağ olduğuna göre, yani güçlü bir etkileşim olduğuna göre bu iyonik kristallerin erime noktalarının oldukça yüksek olmasını bekliyoruz. Bu yüzden bütün tuz yapıları yani iyonik bağlı bileşiklerin tamamı oda koşullarında katı halde bulunuyorlar. Bunun dışında katı halde elektriği iletmiyorlar. Ne zaman iletiyorlar iyonik kristaller sıvı hale getirildikleri zaman ya da suda çözündükleri zaman ancak elektrik iletkenliğine sahip olabiliyorlar. Veya işlenemez maddelerdir bunlar yani Dövülüp tel ve lev haline getirilemez şeklinde burayı tanımlamıştık. Tamamen iyonik bağın özelliklerinden geliyordu. Moleküler kristale geldiğimiz zaman molekül yapılarından oluşan bir kristal türü adı üzerinde zaten yani kovalent bağlı bileşik yapılarından bahsedebiliriz veya tabii ki kovalent bağlardan oluşmuş element molekülleri de eğer katı ise buna iotu örnek olarak verebiliriz moleküler kristalle dahil olacaktır. Moleküler kristalleri iyonik kristallerden ayıran belki de en önemli nokta Moleküler kristaller sıvı haldeyken ya da suda çözününce de elektriği iletmemeye devam ederler. Yani hiçbir şekilde elektriği iletmezler. Tanecikler arasında zayıf etkileşimler bulunduğu için sonuçta moleküller arası etkileşimlerden bahsedeceğiz. Burada ya hidrojen bağları vardır ya da van der Waals kuvvetlerinden birisi vardır. Bu oradaki etkileşimlerin zayıf olmasına dolayısıyla da erime noktalarının düşük olmasına sebep olur. O yüzden moleküler kristaller e genellikle oda koşullarında aslında sıvı, ya gaz ya da katı halde olabilirler. Metalik kristallere geldiğimiz zaman bu defa tanecikler arasındaki etkileşimin türü metalik bağ olacak. Yani elektron denizinin oluşturduğu bağ türü karşımıza çıkacak ve metallerin sahip olduğu bütün özellikleri buraya sayabiliriz. Bu tabii ki metal elementleri veya alaşımlar için geçerlidir. Nedir bu özellikler? Parlak yüzeye sahip olmaları, ısıyı elektriği iyi iletmeleri gibi özellikler vardır tamamen elektron denizinden kaynaklanan. Bunun dışında metalik kristaller işlenebilir özelliktedir. Yani tel ve lev haline getirilebilirler, dövülüp şekil verilebilirler. Kovalent kristallere geldiğimiz zaman kovalent bağlarla oluşturulan bir ağ örgüsü yapısı arkadaşlar. Bu defa burada da kovalent bağ var ama molekül yapısı yok. Bütün tanecikler, bütün atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlı durumdalar. Buraya örnek olarak elmas ya da grafit verilebilir veya kuart buranın yine örneklerinden birisidir arkadaşlar. Yüksek erime noktasına sahiptir. Oldukça sert katılardan bahsediyoruz ee, ve kırılgan yapıdalar dövülüp işlenemezler buradaki katılar. Kristal bir katı ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yapısında ametal atomları vardır. Bakın ametal atomların içerdiği anda seçeneklerimiz nereye düşüyor? Ya moleküler kristaldir ya iyonik kristaldir iyonik bağlı bileşiklerden oluştuğu için ya da kovalent kristaldir aralarında ağ örgüsü olan. Sıvı halde elektriği iletir. Bakın burası zaten mevzuyu bitiren cümle oldu. O zaman bize iyonik bir kristalden bahsediyor. Çünkü metalik kristal olsaydı yapısında metal atomu bulunmazdı. Eğer moleküler kristal olsaydı sıvı halde elektriği iletmezdi. Dolayısıyla kesinlikle iyonik kristal olacak. O zaman şıklardan gidelim bakalım. Tereyağı hangi gruba giriyordu? Tereyağı bir amorf katıydı arkadaşlar. Erime noktası yok. Dolayısıyla bunu sildik gitti. Glikoza gelelim. Glikoz molekül yapılarından oluşmuş. Dolayısıyla moleküler bir kristal yapısı. Bunun sıvı hali elektriği iletmez. Dolayısıyla bunu da silebiliriz. Pirinç alaşımına geldik. Bu bir metalik kristaldir. Metalik kristal olduğu için hemen bunu da silebiliriz. Çünkü <laughs> yapısında metal atomu yok. Kuru buza gelecek olursak, yani kuru buz dediğimiz şey aslında karbondioksit gazının kat halidir. Bu yine moleküler kristale örnek olarak verilir. Dolayısıyla sıvı halde elektriği iletmeyeceği için bu da geçersizdir. Ancak sodyum klorüre geldiğimiz zaman, yani NaCl bileşine geldiğimiz zaman iyonik kristaller dolayısıyla da cevabımız C seçeneğindedir. Sodyum klorür katı halde elektriği iletmese dahi e, suda çözündüğü zaman ya da sıvı hale getirildiği zaman elektriği iletmeye başlayacaktır ve klorür dediğimiz için de yapısındaki ametalin varlığını da görmüş oluyoruz. Sıvıların bazı özelliklerine değinecek olursak viskozite bunlardan ilkiydi arkadaşlar. Sıvıların akışkanlığa karşı gösterdikleri direnci viskozite olarak değerlendirmiştik ve dedik ki tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar güçlüyse viskozite de o kadar yüksektir. Yani akışkanlığa karşı o kadar direnç gösterir. Dolayısıyla da etkileşimin güçlü olması akışkanlığın azalması anlamına gelir. Benzer şekilde viskoziteyi akış süresiyle kıyaslayacak olursak, viskozite ne kadar yüksekse o kadar yavaş akacaktır. Dolayısıyla akış süresi o kadar uzun sürecektir. Ancak sıcaklıkla viskozitenin arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimiz zaman bir sıvının sıcaklığını ne kadar artırırsak viskozitesi o kadar düşer. Bu sayede de o kadar akışkan hale gelir. Asfaltın yüksek sıcaklıklarda dökülmesinin sebebi de viskozitesini düşürüp akışkanlığını artırmayı sağlamaktır. Şimdi burada Mesela bal ve suyu değerlendirecek olursak, biliyoruz ki balın viskozitesi suya göre çok daha yüksek. Bu nedenle balın akışkanlığı düşüktür, daha zor bir şekilde akıyordur. Yani akıcılık konusunda su bala göre daha akıcıdır şeklinde yorumlayabiliriz. Akış süresine geldiğimiz zaman viskozite ile akış süresi doğru orantılı olduğu zaman, yani şöyle düşünün iki tane kap var elimizde birinde bal var birinde su. Devirdiğimiz zaman su çat diye dökülecek zaten ama balın dökülmesi oldukça uzun zaman alacak o yüzden balın akış süresi suya göre daha yüksektir. Peki balın akış süresini nasıl kısaltabiliriz? Onu ısıttığımız anda sıcaklığı artınca viskozitesi düşeceği için daha akışkan hale gelecek. Buharlaşma, buharlaşma hızı ve denge buhar basıncı sıvıların bir diğer değerlendirmemiz gereken özellikleriydi. Şimdi buharlaşmayı tanımlarken dedi ki bütün sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilirler çünkü buharlaşma dediğimiz şey aslında e, sıvı taneciklerinin yeterli enerjiye sahip oldukları anda gaz fazına geçmesi yani ortamdan kopması bu dışarıdan gelen herhangi bir etkili kazandıkları kinetik enerji sayesinde ortamdan uzaklaşmalarını sağlayabilir. Dolayısıyla buharlaşma dediğimiz olay sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Alt taraftaki taneciklerin böyle bir şansı yok, sıvının yüzeyinden kopma gibi bir şansı yok. O yüzden sadece yüzeyde gerçekleşir ve öyle yüzeyde olmak da buharlaşmak için yeterli değil. Yeterli enerjiye sahip olması gerekiyor. Ne için? Alttan bunu çeken diğer sıvı taneciklerinden kopup uzaklaşabilmek için. Ve özelliği en önemli noktası aslında kaynamayla buharlaşmayı birbirinden ayıran en önemli noktası ise her sıcaklıkta gerçekleşiyor olması tabii ki farklı hızlarda gerçekleşir farklı sıcaklıklarda ama yine de her sıcaklıkta gerçekleşir. Şimdi bununla ilgili buharlaşma hızı ve denge buhar basıncı şeklinde iki tane önemli kavram üzerinde durmuştuk. Dedik ki buharlaşma hızı birim zamanda buharlaşan tanecik sayısıdır. E, bunu etkileyen e, bazı kavramlar var, bazı etkenler var tabii ki. Bir sıvının bulunduğu ortamın sıcaklığını ne kadar artırırsak e, sıvıdaki buharlaşma o kadar hızlı olacaktı. Dolayısıyla sıcaklık için doğru orantılı olduğunu bahsetmiştik. Yani ne kadar sıcaksa buharlaşma hızı o kadar yüksektir. E, sıvı cinsiyle alakalıydı. Sıvı cinsinden kastımız tabii ki etkileşimlerdi. Dedik ki tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar güçlüyse... ...sıvı o kadar zor buharlaşır. O yüzden etkileşimlerle buharlaşma hızı ters orantılıdır. Yüzey alanıyla ilişkisinden bahsetmiştik. Yüzey alanı ne kadar genişse yüzeydeki tanecik sayısı yani buharlaşma şansına sahip olan tanecik sayısı o kadar yüksektir. Dolayısıyla biz yüzey alanı ne kadar büyük tutarsak o kadar hızlı bir şekilde buharlaşma gerçekleşecektir. Hani bu e, kapağını açtığımız bir pet şişedeki suyun buharlaşmasıyla bir tabağın içerisine döktüğümüz suyun buharlaşmasını kıyaslarken hemen e, tabaktaki suyun daha hızlı buharlaşacağını belirtebiliriz. Rüzgar yine buharlaşma hızıyla doğru orantılıydı. Ortam ne kadar rüzgarlıysa bir atıyorum tişörtün kuruması o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Nemle ters orantılıydı. Nemin fazla olması sıvı taneciklerinin ortamdan uzaklaşmasını zorlaştıran bir faktördü ve safsızlıktan kastımız suyun içerisinde çözülen bir tuz varsa sıvı taneciklerinin e, uyguladıkları daha doğrusu maruz kaldıkları çekim kuvvetinin artmasına sebep oluyordu. Bu yüzden de ne kadar yüksek bir oranda tuz çözüysek o kadar düşük bir buharlaşma hızı söz konusu olacak. Denge buhar basıncına geldiğimiz zaman denge buhar basıncı şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır dedik. Dolayısıyla ortamdan sürekli buharlaşan tanecikler olacak. Şöyle ortamı terk edecekler yüzeyden. Ama aynı zamanda yoğuşma da her sıcaklıkta gerçekleşir. Şimdi biz kabı bir fanusun içerisine koyduğumuz zaman şöyle sıvı tanecikleri buharlaşacak buharlaşacak ve ortamı bir şekilde dolduracaklar. Ancak e ortam doldukça yoğuşma da başlayacak ve öyle bir an gelecek ki buharlaşan tanecik sayısı yoğuşan tanecik sayısına eşit olacak. Dolayısıyla artık o denge anına ulaştıktan sonra o yüzden denge buhar basıncından bahsediyoruz. şuradaki buhar tanecik sayısı sabitlenmiş olacak buhar tanecik sayısının sabitlendiği anda da oluşan buhar basıncına, gaz basıncına biz denge buhar basıncı adını vereceğiz. Şimdi denge buhar basıncı sıcaklık, sıvı cinsi ve safsızlık gibi etkenlere bağlı. Bakın buradaki yüzey alanı burada yok. Çünkü yüzey alanına bağlı bir durum değil denge buhar basıncı. Ya da rüzgar, efanusun dışındaki rüzgar umrumuzda değil. Nem dışarıdaki nem umrumuzda değil. Fanusun içindekinden bahsediyoruz. Safsızlık burada etkileyeceğim faktörlerden birisi. Sıcaklık ne kadar fazlaysa burada oluşacak buhar tanecik sayısı o kadar fazla olduğu için sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu belirtmiştik. Sıvının cinsi yani aslında etkileşimlerden bahsediyorsak etkileşim ne kadar güçlüyse burada oluşabilecek buhar tanecik sayısı o kadar az olacağı için ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ve safsızlık aynı şekilde ters orantılı olacak etkileşimin gücünü arttırdığı için oluşan buhar tanecik sayısı azalacak. Bu da onların yaptığı basıncın azalmasına sebep olacak kaynama olayı ve kaynama noktası sıvılara ait bir diğer önemli özellikti. Kaynama olayını buharlaşma olayından farklı kılan şey bu sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Buhar için demiştik ki sadece yüzeyde gerçekleşir. Ve buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama olayı sadece belli sıcaklıklarda gerçekleşir. Yani sıvılara ait buharlaşma noktası diye bir değer yokken kaynama noktası bir diye, diye bir değer var. Çünkü belli sıcaklığa ihtiyaç var. Fokurdama olur arkadaşlar. Burada buharlaşmada herhangi bir fokurdama beklemezken kaynama olayından bahsedebilmemiz için fokurdamayı görmemiz gerekiyor. Ve en önemli noktası aslında kaynama noktasının tanımı. Kaynama noktası denge buhar basıncının dış basınca eşit olduğu an gerçekleşen olaydır. Dolayısıyla aslında bu belli sıcaklıkta gerçekleşmesi buradan geliyor. Çünkü e, sıvı taneciklerinin biz sıcaklığını arttırdıkça denge buhar basıncı artmaya başlayacak. Öyle bir an gelecek ki denge buhar basıncı dış basıncı eşitlenecek. İşte bu eşitliği sağlayan sıcaklığa biz kaynama noktası adına vereceğiz. Peki kaynama noktası nelere bağlı? Şimdi dedik ki dış basınca eşit olduğu an gerçekleşiyor. Dolayısıyla dış basınca bağlı. Dış basınçta yükseltiye bağlı olduğuna göre kaynama noktasını yükseltiyle bağlantılandırabiliriz. E nasıl etkileyecek peki? Dışarıdaki basınç ne kadar yüksekse bizim ihtiyaç duyduğumuz sıcaklık da o kadar yüksek olacak... Dolayısıyla dış basınçla doğru orantılı yani dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Yükselti de dış basınçla ters orantılıdır. Bir yerin rakımı ne kadar artıyorsa ne kadar yüksek bir rakıma çıkarsan o kadar düşük bir dış basınç olur. Dolayısıyla yükseltiyle ters orantılı olduğunu söyleyeceğiz kaynama noktasının. Yani Erzurum'da suyun kaynama noktası Antalya'nınkine göre çok daha düşük olacak. Sıvının cinsi yani aslında tanecikler arası etkileşimden bahsediyorsak etkileşim arttıkça taneciklerin birbirinden uzaklaşması o kadar zorlaşacak. Yani dış basıncı eşitlenecek bir buhar basıncına sahip olması o kadar zorlaşacak. Bu nedenle de etkileşimlerle kaynama noktası doğru orantılı olacak. Safsızlık da aynı şekilde etkileşimi güçlendiren bir etken olduğu için doğru orantılı olacak. Yani çözdüğümüz tuzun derişimi ne kadar yüksekse kaynama noktası o kadar yüksek olacak. Gazlara gelecek olursak Basınç, hacim, sıcaklık ve miktar şeklinde dört tane temel özelliğimiz vardı arkadaşlar. Basıncı kap çeperlerinde birim yüzeye uygulanan dik kuvvet olarak tanımlıyorduk ve basıncın atmosfer, santimetre civa, milimetre civa ve tor şeklinde birimleri vardı. Bunlar arasındaki ilişkiyi de şöyle ifade ediyorduk: Bir atmosfer 76 santimetre civa'ya eşittir. Bu da 760 milimetre civa'ya eşittir ve o da aynı zamanda 760 tora eşittir. Yani tor ve milimetre civa aslında aynı birimi ifade ediyordu. Hacme gelecek olursak gazlarla ilgili şöyle bir bilgiye sahibiz. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. N nasıldır peki bunların hacimleri? Kabın hacmi neyse gazın hacmi de odur. Dolayısıyla doğrudan kap hacmine eşit olarak değerlendirebiliriz. Hacmin birimleri litre, mililitre, desimetreküp ve santimetreküptür. Bunlar arasındaki ilişkiye gelecek olursak da bir litre demek aslında bir desimetre küp demekti. Bu bin mililitre demekti. O da aynı zamanda bin santimetre küpe eşitti arkadaşlar. Sıcaklığa gelecek olursak sıcaklığı tanımlarken dedik ki bir maddenin taneciklerinin taşıdığı ortalama kinetik enerjiyi gösteren büyüklüğe biz sıcaklık adını veririz. Sıcaklığı iki birimle inceliyoruz. Kelvin ve santigrat derece veya Celsius olmak üzere Kelvin bir maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklığı sıfır kelvin olarak göstermiş bize. Yani <laughs> düşülebilecek en düşük sıcaklık sıfır kelvindir. O yüzden sıfırın altında bir kelvin değeri karşımıza çıkamaz arkadaşlar. Ee, bu yüzden de normal değil mutlak sıcaklık olarak biz kelvin cinsinden sıcaklığı ifade ederiz çünkü sıfır kelvin demek mutlak sıfır demektir. Santigrat derece ve Kelvin arasındaki ilişkiyi de santigrat derecenin üzerine 273 ekleyerek Kelvin'e ulaşacağımızı belirtebiliriz. Yani 0 santigrat dereceden bahsediyorsak bu aslında 273 Kelvin demektir. Ya da 27 santigrat derece sıcaklık 300 Kelvin sıcaklığa eşittir. Miktarı ise mol sayısı üzerinden açıklıyoruz arkadaşlar. Yani tanecik sayısı aslında bize bunu veriyor. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gibi bir sayı 1 mol maddenin içerdiği tanecik sayısını bize ifade ediyor. Plazmalara gelecek olursak bunu iyonize olmuş gaz şeklinde tanımlamıştık. Maddenin en yüksek enerjili hali plazma haliydi. Neler var peki plazma halinde? Şimdi gazlar iyonize olduğuna göre iyon hale geldiğine göre ortamda katyon ve anyonlar var. E bunun yanı sıra tabii ki nötr haldeki moleküller var ve ortamda serbestçe dolaşan elektronlar da var. <laughs> Dolayısıyla plazmaları bunun oluşturduğu bir yapı olarak değerlendirebiliriz ama farklı olan her ne kadar yüklü tanecikler içerse de pozitif yük negatif yüke eşittir yani toplanma baktığımız zaman nötral bir ortam vardır. Bu yüklü tanecikler içermelerinden ötürü ısı ve elektriği iletirler. Hatta yüksek enerjili oldukları için de bunu ışık hızında iletirler. Yani çok iyi iletkenlerdir plazmadaki maddeler ve yine yüklü tanecikler içerdikleri için elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Maddelerin gaz ve plazma halleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Gazlar bulundukları kabın hacmini alırlar. Bu ifademiz doğruydu. Kabın hacmi neyse gazın hacmi de olur demiştik. Plazmalar ısı ve elektriği iyi iletirler. Hatta ışık hızını iletirler dedik. Plazmalar maddenin en düzensiz halidir diyor. Arkadaşlar ne dedik? Maddenin en yüksek enerjili hali plazma ancak en düzensiz hali gaz halidir. Dolayısıyla ilk iki ifademiz doğru yani cevabımız C seçeneğinde. Su ve hayat kısmına gelecek olursak arkadaşlar su olmazsa olmazdı. Hem insanlar için hem canlılar için hem de dünya için. Çünkü ısıl dengeyi su sağlar. Yani canlı vücudunun bir sıcaklık dengesinde olmasını işte insanların Sabit 36,5 santigrat derecede kalmasını vücutlarında bulunan su sağlar. Çünkü insan vücudunun büyük bir kısmını su oluşturur. Aynı şekilde dünyanın da yine ısıl bir dengede kalabilmesini içinde bulunan su sağlar arkadaşlar. Sindirim, boşaltım, dolaşım gibi bazı metalik faaliyetler hatta çoğu metalik faaliyet su sayesinde gerçekleşir. Su olmadığında bunlar durur. Beyin fonksiyonları yine tamamen suya bağımlıdır. Fotosentez. Terleme gibi bitkilerin ihtiyaç duyduğu çok önemli faaliyetler yine su sayesinde gerçekleşir ve bazı canlılar için doğrudan yaşam alanını su oluşturur, balık gibi canlılar için. Dünyadaki suyun yaklaşık binde biri sadece bizim kullanımımız uygundur. Bu da su ile ilgili tasarruf yapmamız gerektiği ile ilgili bizi aslında uyaran en önemli noktadır arkadaşlar. Yani dünyanın büyük kısmı sulardan oluşuyor. Ama biz bunun çok çok az bir kısmını kullanabiliyoruz insanlar olarak. Su sertliği diye bir kavramdan bahsetmiştik. Arkadaşlar burada kalsiyum ve magnezyum iyonları çok önemli. Eğer bu iyonlarca zengin bir sudan bahsediyorsak e, su, sert bir su vardır diyebiliriz. Peki sudaki bu sertlik nelere sebep oluyor? Sabunun az köpürmesine sebep oluyor. Dikkatinizi çekelim. Deterjanın köpürmesini azaltmaz. Ancak sabunun az köpürmesine sebep olur bu nedenle de sabunla temizliğin önünü keser. Oldukça lezzetsiz bir içime sahiptir bu nedenle e, kullanım açısından yumuşak suları tercih ederiz. Kireç ve tortu oluşumuna yol açar bu nedenle de arızalara sebep olur. E, bu yüzden de kullandığımız suyun e, sertlik bakımından düşük olmasını yani yumuşak bir su olmasını her halükarda tercih ederiz. Hava kirliliğine gelecek olursak burada dört tane temel çok önemli hava kirliliği etkeninden bahsedeceğiz. İlki asit yağmurları arkadaşlar asit yağmurları kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarından kaynaklanan durumlarda neden? Çünkü bu gazlar suyun içerisinde çözündükleri zaman asit oluştururlar. Eğer kükürt trioksit ise sülfürik kesit, azot dioksit ise nitrik asit, karbon ise karbonik asit oluşumuna sebep olurlar. Özellikle İlk iki gazımız birincil asit yağmuru sebebidir. Çünkü oluşturdukları asitler kuvvetli asit özelliği gösterirler. Ne yaparlar peki bu asit yağmurları? Suyun pH'ının düşmesine, dolayısıyla hem toprağın hem göllerin hem akarsuların pH'ının yine aynı şekilde düşmesine sebep olurlar. Bu şekilde de canlı ölümlerine yol açarlar. Bunun dışında ormanlara büyük zararlar verirler ve asit yağmurları aynı şekilde e, tarihi eserlere de önemli zararlar verir. Sera etkisine gelecek olursak temelinde karbondioksit gazının bulunduğu bir çevre kirliliğidir arkadaşlar. Karbondioksit ve tabii ki bunun yanında metan su buharı da buraya sahip olabilir, dahil olabilir. Sera etkisi oluşturan gazlardır. E, güneşten gelen ışınların yansıdıktan sonra tekrardan dünyaya geri dönmesine sebep olurlar. Ve sera etkisi küresel ısınmanın temel kaynağıdır, temel sebebidir. Karbonmonoksit ve klor gibi gazlar zehirlenmeye sebep olan kirleticilerdir. Karbonmonoksit soba zehirlenmelerinin temel sebebidir ve klor, çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi temizlik maddelerinin birbirine karıştırılmasından açığa çıkan yine zehirli, öldürücü etkiye sahip olan bir gazdır. Asbest'e gelecek olursak kanserojen etkiye sahip olan bir kirleticidir. Akciğer ve mide kanserine yol açabilir. Peki su ve toprak kirliliğine sebep olan maddeler neler? Plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar su ve toprak kirliliğinin temel sebepleri olarak sayılabilir. Şimdi bu iki kirlilik türünü birbirinden ayrı değerlendiremeyiz. Eğer suyu kirletiyorsan toprağı da kirletmişsindir. Toprağı kirletiyorsan suyu da kirletmişsindir. Dolayısıyla korumamız gereken çok önemli yapılardan bahsediyoruz burada. Peki nasıl engelleyebiliriz bu kirlilikleri? Sadece Su ve toprak değil tabii ki hava kirliliğini de öncelikle tabii ki bacalarımızı filtreleyerek başlamamız gerekiyor. Özellikle fabrika bacalarında e, bu işlemi yapmamız gerekiyor. Klorofloru, karbon kullanımını azaltmamız hatta yok etmemiz gerekiyor. Çünkü temel kirleticiler arasında bunlar yer alabilir. Fosil yakıt kullanımını azaltmamız gerekiyor. Bahsettiğimiz bütün e, olumsuz gazlar aslında fosil yakıt kullanımında kaynaklanmakta yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu sayede fosil yakıt kullanımını aslında azaltmış olacağız. Böylece de çevre kirletici faktörleri ortadan kaldıracağız ve tabii ki arıtım kısmına önem vermemiz gerekiyor. Kirliliği gidermemiz gerekiyor. O zaman hemen ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.